Sevgili izleyiciler, bir Ramazan ikliminde, bir Ramazan akşamında yine Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Böyle bir günde şunu öncelikle sormak isteriz hocam. Ramazan ayı gelince, oruç gelince ibadet akla geliyor, ibadet ayı akla geliyor. Öncelikle her şeyden önce ibadetimiz nasıl olmalıdır? Nasıl ibadet yapmalıyız? Yani hangi mantıkla ibadet yapmalıyız? Bu konuyu öncelikle sormak isteriz hocam. Efendim evvela idrak ettiğimiz bu mübarek ayı Cenab-ı Hak evvela nefislerimiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Sonra milletimize ve bütün İslam alemine hayırlı ameller yapmaya vesile kılsın. Fitneden, günahlardan arınmamıza vesile olsun diyorum. Şimdi bütün ibadetlerde olması gereken esas Allah rızasını elde etmektir. Yani fiiller ne kadar görüntü bakımından güzel olursa olsun mahiyet itibarıyla bizi Allah'a taşıması, Allah'ın ondan razı olması niyetini taşımamız bizim lazım. Yani Allah bizden razı olsun ki bizim bu yaptığımız ibadetin de bir değeri, bir kıymeti olsun. Dolayısıyla burada niyet çok mühim. Onun için innemâ l-amâlu binniyât. Ameller niyetlerine bağlıdır. Niyetlere göredir. Çok güzel böyle şekli olarak yaptığınız ibadet gibi görülse de eğer onun içini niyet olarak doldurmuyorsanız hiçbir mana ifade etmez. Niyetiniz sağlam olacak. Bu cümleden olmak üzere şimdi bazen insanlar iyi işler yapsa ibadet yapmış olur şeklinde son zamanlarda oryantalizmin ortaya attığı bir iddia var. Bu ölçüden olaya baktığımız zaman görürüz ki bu tamamen İslamiyet'in içini boşaltmak için saçma sapan bir düşünceden ibaret bir iddiadır. Hangi amel yani ibadet olursa olsun mutlaka orada Allah'ın rızasını kulun gözetmesi lazım. Allah benden razı olsun ki ben bu ameli icra edeyim. Niyeti bu olacak. Benden razı olması lazım. Yoksa Allah'ın senden rızası yoksa sen ne yaparsan yap hepsi boştur. Yani onun için Allah'ın emirlerinde iki cihet vardır. Bir, Allah'ın emri olduğu için onu biz ifa ederiz, eda ederiz, yerine getiririz. Yerine getirdiğimizden niyet olarak amel işlediğimizden dolayı da bu yaptığımız ameller ibadetler bizim olgunlaşmamıza, bizim manen yükselmemize, yücelmemize vesile olur. Yani iki cephesi var meselenin. Biri kul açısından kıymet kazanır. Nasıl, ne demek? Yani kul Allah'ı memnun ettiği için de o yaptığı ibadetten nefsine düşen pay vardır. O payla artık mesela orucu düşünürsek, orucu kabul edersek nefsimizi tezkiye ederiz. Nefis temizlenir. Temizlenen nefis Allah'a kendini daha yakın görür. Yani nefsin temizlenmesiyle ruhun yücelmesi eş anlamlıdır. Bu manada ama
Hangi manada? Bunu eğer siz Allah rızası için böyle yaparsanız ruhunuz yücelir. Aksi takdirde basit bir beden hareketi tarzında mütalaa edip bu işin içine girerseniz yaptığından hiçbir şey olmaz. Manevi kazanç olarak. Belki bedenini geliştirebilirsin. Efendim fiziki birçok kabiliyetler elde edebilirsin. Ve fakat orada niyetin Allah rızasını kazanıp ibadet olmadığı için de manen hiçbir şey kazanamazsın. Yani kulluk yolunda önemli bir... Tabii kulluk yoluna girebilmenin ilk şartı zaten bu niyettir. Ve kul olmanın da asıl gereği itaattir. Allah'ın emirlerine boyun eğmektir. Ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz ben insanları ve cinleri ancak bana kul olsunlar, ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Estağfirullah ve ma halektül cinne vel inse illa liya'budun. İnsanları ve cinleri beni bana ibadet, burada ubudiyetten kasıt arifi billah olmak, Allah'ı tanımak, beni bilsinler diye, tanısınlar diye yarattım diyor. İbadet etsinler. Yani beni tanısınlar. Onun için ibadet bu ayeti kerimeden yola çıkarak diyoruz ki aynı zamanda bir ilim dalıdır. Yani öyle bir ilim dalı ki bir gözle okuyarak elde ettiğiniz bilgi var. İki, yaşayarak yaptığınız ibadetlerle elde ettiğiniz bir ilim dalı var. İbadetlerle elde ettiğiniz ilmin adına hal ilmi denir. Ve bu yolda terakki edip nihai noktaya varan insana da arif denir. Arifi billah, yani Allah'ı bilen, tanıyan. Bir insan ne kadar kitap okursa okusun, arifi billah olabilmesi için mutlaka kalp aynesinde o aynayı ilahiyi cilalaması. Ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Yani tecelli ederim. Orada kulumu severim. Kulum da beni oradan sever, oradan görür. Neyle ulaşırsın bu noktaya, bu hale? İbadetle. Onun için ibadetsiz insanın Allah'ı tanıması, bulması mümkün değildir. Bazıları iddia ediyor işte, ben hiç unutmam, bir delikanlı bir takım eserler okuyordu, risaleler okuyordu. Dedim Ferud'un, dedim sen, dedim Allah'ı da zikretmen lazım. Yani evet, bunlar güzel, oku, aklını geliştir ama hiçbir zaman kalbi yönden Allah'a yürüyemezsin. Kendine avutursun. Yok dedi, ben dedi bunlara ihtiyacım yok. Sen bilirsin dedim. Neyse bir gün geldi. Senin dediğinin doğru olduğunu kabul ederek dedi, ben dedi bir Allah ismini okumaya devam edeceğim. La ilahe illallah demeye iyi bir seçim yaptın dedim. Ve başladı. Aradan çok geçmedi. Bir ay geçti. Bir akşam hiç unutmam, bu Ayasofya da bir sohbetteyiz arkadaşlarla birlikte. Hocam benim dedi bir maruzatım var dedi. Buyur dedim. Yahu dedi, ben dedi, benim içimden bir ses Allah yok diyor bana dedi. Tabii ben güldüm. Hani dedim ya Feride, dedim senin nefsin iman etmişti. Sen demiyor muydun bana ki benim nefsim iman etti, öyle işte Allah'ı zikre, tevhide gerek yok. Evet dedi. Peki dedim, bu sonuç ne? Onu söyle bakayım bana. Şimdi dedim, olayın aslı şu. Bugüne kadar sen nefsin seni kandırdı. Kitap oku, bu işi hallettin. Sen de hoşuna gitti. İşine kolay geldi. Yaptın, o yolda yürüdün. Ama ne zaman la ilahe illallah kelime-i tevhidiyle, Allah ismi celaliyle ona vurmaya başladın,
O yok dedi. Bu Musa Musa ama bu kadar uzun boylu Musa değil. Kalktı isyan etti. Ben de varım dedi. Ne demek sen Allah diyorsun? La ilahe illallah. Benim. Ha işte burada o beni devreden çıkartabilmek için ibadet şart. Orayı geçeceksin, geçtiğin zaman. Onu geçmedin mi? Efendim 50 sene ibadet yaptın, oradasın sen birinci basamakta. Geçemezsin. Onun bir kuralı var. Affedersiniz ibadet demişim, okudun. 100 sene okudun. Ama ibadetle orayı geçmediğin müddetçe takılır kalırsın. Birinci basamaktasın. Efendim ileriye gidip. Bunun için insanı arif yapan, Allah'ı bilmenin kapısına getiren, taşıyan, Allah ilmini insana öğreten ibadettir. O bakımdan biz okumamış insanlara cahil diyemeyiz. Eğer ibadet yapıyorsa bunlar ümmidirler. Okuma yazmaları yoktur ama senden benden fazla İslam'ın huşuğunu, huzurunu, mutluluğunu, sabrını, efendime söyleyeyim zikrini, Allah'ın muhabbetini, Allah korkusunu, kanaatını, tevekkülünü, tefekkürünü hal olarak yani ilim olarak yaşarlar. Neden? İşte dediğimiz o yolla ibadet ilmi ile bu halleri elde ederler. Binaenaleyh hiçbir mümin ibadeti olmadan bu kulvardan geçemez, bu yoldan geçemez. İşte oruç burada bu işin ana başlıklarından bir tanesidir. Oruçla nefsi tezkiye edersin. Tezkiye edilen nefsin yücelmesi işte o diğer ibadeti taatla, Allah'ı zikirle ortaya çıkar ki Yunus'un galiba olacak. Ballar bağlını buldum, kovanım yağmur olsun noktasına gelir. Evet buyur soru soracaksan. Allah razı olsun. Abi. Yani bu Ramazan şeyinde hocam özellikle kulluk yolunda önemli adımların atılması tabii için. Ramazan bir sevinç, bir huzur günü. Baştan sona kadar bir bayramdır. Ama biz burada Allah'ın rızasını elde edeceğiz. Allah'ı daha yakın tanıyacağız. Onunla arkadaş olacağız, dost olacağız. Bir atmosfer, bir haleti ruhiye içinde işin içine dahil olman, orucunu tutman hiçbir zaman sana yük olmaz. Ha böyle bir atmosferde değilsin. Ya bu sıcak havada kardeşim oruç mu tutulur? Aç mı durur? Susuz duracak. Manyak mısın sen ya? Ruh hastası mısın? Niye? Onun getireceği getirilerden haberi yok. Anlatabildim mi? Onun kalp gözü kapalı. Allah oraya bir tane mühür atmış, oradan ötesini göremiyor. Buraya gelmişken bu hususu da birkaç cümle. İnsanoğlunun iki tane gözü var. Bir baş gözü, ikincisi kalp gözü. İnsan baş gözüyle bu tabiatta, bu evrende olan varlıkları seyreder, olayları görür. Kulağıyla onları işitir. Kalp gözüyle de bir de öteki alem var. Yani maneviyat alemi var. Onu görür, onu eder. Kalp kulağıyla orasını seyreder. Orayı duyar. Şimdi insan odur ki hem kafa gözünü hem kalp gözünü çalıştırabilsin. Onu çalıştırdığı zaman işte kamil insan dediğimiz günümüzün şartlarında erdemli insan denilen kişilik de budur. O olgunlaşmıştır. Yüce Yaradan'ı çok iyi tanır. Her an onun huzurunda olduğunu bilir. Muhammed'siz onunla beraber olunamaz. Bunu yaşar. Şimdi bazıların dediği gibi Muhammed'e ne gerek var? Aptal. Muhammed'siz onsuz Muhammed'e gideceksin ki onunla beraber olacaksın. Allah'a açılan kapıda Muhammed var. Muhammed'siz o saraydan içeri giremezsin. Muhammed'e gidebilmek için de Ali kapısı var. Oradan da girmeye mecbursun.
Ali kapısından da girmedin mi yaya kalırsın. Yani bunlar hep birbirinin mütemim cüzleridir. Binaenaleyh kul bu şuur, bu inanç içinde olarak bu yolculuğa girecek. Bu yolculuğa girdi mi de sonucu hiç merak etme. Bir ay geçer, işte bu oruçlu iken mukabeleydi. Efendime söyleyeyim, hayırdı, hasenattı, namazdı, gece nafile ibadetler, namazlardı. Dini sohbetlerdi, nasihatlerdi. Bütün bunlar bir ay geçer, onu bir çocuğun ilkokula başladıktan sonra efendim ikinci, üçüncü aydan sonra nasıl yavaş yavaş geliştiğini seyredersen, görürsen onu da öyle seyredersin. Allah Allah. Ramazan'ın başında farklı, sonunda daha farklı. Bu onun elinde bir olay değil. Anlatabildim mi? Diğer taraftan bakınız, Ramazan-ı Şerif öyle mübarek bir ay ki benim rahmetli kızım Fatıma tıp fakültesinde, Farabi Hastanesi'nde yoğun bakımda kalıyordu. Orada doktorlar, Allah razı olsun, nöbetçi arkadaşlar, hastanenin, oranın dekanı efendim, bana müsaade etmişlerdi. Ben devamlı gidip geliyordum. İnanır mısınız, Ramazan geldi, yoğun bakıma gelen yok, giden yok. Ama ondan önce trafik kazası, bilmem kurşunlanma, meyhanede kavga. Ha, Ramazan geldi, hepsi bitti. Tabii sosyal olaylarda bir denge. İşte Ramazan bunu da kazandırıyor. Ama efendim bazı yerlerde olmuyor. Onun dünyasında orucun yeri yoksa elbette olmaz. Biz orucu kabul edip Müslüman olarak onu hayata geçirenden bahsediyoruz. Tabii bölgemiz inanç bakımından yoğun bir efendim hayat yaşadığı için o bakımdan burada Ramazan'da hakikaten sokaklarda, caddelerde, şehirlerde, köylerde çok tatlı günler yaşıyoruz. Allah herkese nasip etsin. Amin hocam. Bu noktada şunu müsaade ederseniz sormak isterim. Dinimizin, İslam'ın 5 şartının 4 tanesi hocam amele yönelik. Yani amel etmemize yönelik şartlar. Allah'ın emri bunlar. Bu konuda özellikle neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii burada yani İslam'ın şartı dediğimiz bu ibadetlerle, az evvel söylediğimiz gibi bütün ibadetlerle kul Rabbına yürür, Allah'ına yürür. Ha, bunlar olmadan da insanın kalp boyutunda Cenab-ı Hakk'a yürümesi asla mümkün değildir. Ha, ben bunu düşünerek yaparım. Efendim kitap okuyarak da bunu elde ederim. Sohbette de bunu yaşarım. Ha, bunların belki bir kısmı bir noktaya kadar seni taşır. Ama istediğin nihai noktaya varabilmen asla mümkün değildir. O noktaya varabilmen için o İslam'ın şartları dediğimiz ibadet çeşitlerinden hepsinden geçmen lazım. Hepsinden bir manevi lezzet alman lazım. Feyiz alman lazım. Ruh dünyasının enginlikle o efendim muhabbeti, o seyri yaşaması lazım. Bunu yaşamadıktan sonra, onlarla birlikte olmadıktan sonra efendim başta da söylediğim gibi diğer yollar o ibadetlerin yerini asla tutamaz. Onun için de bu ibadetler bizim boynumuzun borcu. Farz-ı ayındır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar farz-ı ayındır. Farzdır yapılması. Yani buradan yürümenin şartı bu. Ha, buna ilave olarak çeşitli hayırlar var, doğru. Ama bunlar işin esası. Bu esas olmadan seni Allah'a taşıyacak hiçbir binek burak olamaz. Bu işin bineği, gemisi bu. Rotanı çevirdiğin zaman bu gemi seni Allah'a taşır. Olayın özü ve aslı budur, özet olarak. Hocam müsaade ederseniz bu noktada yeni bir
dönem ilk günlerini, ilk gününe bugün başladık. Oruçla ilgili hocam, oruç nedir? Orucun ruhunu nasıl yaşamalıyız, nasıl anlamalıyız? Bu noktada eğer müsaade ederseniz görüşlerinizi, söyleyeceklerinizi almak isteriz. Şimdi efendim, tabii orucun faydaları üzerinde durduğumuz takdirde hatırımıza gelmeyecek kadar çok ciddi faydaları var. Nedir bu mesela? Bir yıl boyunca siz yiyorsunuz, içiyorsunuz, tıka basa bütün mideyi dolduruyorsunuz. 365 gün gece gündüz bu çalışıyor. Takdir edersiniz ki bir makine parçası bile sürekli çalıştığı zaman dinlendirmeye ihtiyacı oluyor. Bu vücudun ihtiyacı olmaz mı? Oruç mevsimi aynı zamanda vücudun ihtiyaç istirahatının giderildiği ihtiyaç mevsimidir. Bakınız karaciğeriniz ciddi bir huzura kavuşur, rahatlığa kavuşur. Karaciğerde aldığınız gıdalardan, yağlı besin maddelerinden veya ilaçlardan bir de baktınız ki enzimleriniz yükseldi. Ben mesela çok ilaç alıyorum. Alıyordum daha doğrusu. Birden fırladı. Yediğimiz yemekler de herhalde yağlıydı. Karaciğer çekemedi bunu. Neredeyse iflas etme noktasına geldi. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Ne yapacağız? İşte bu ilaçları keseceksin. Artı yağlı yemeği terk edeceksin. Mümkünse aç kalacaksın. Yok dedi, bu kadar aç kalamayız da destek oluruz size. İnanır mısınız? Oruç ibadetiyle beraber karaciğer normale intikal etti. Ne ilaca gerek kaldı? Sadece bir tansiyon şeker ilacı alıyoruz. Efendime söyleyeyim, ne şuna ne buna. Enzimler normale indi. Biz karaciğeri sağlama aldık. Bağırsak da öyle, mide de öyle. Bu tabii eğer işi disiplinli bir şekilde Allah'ın emrettiği, Peygamber Aleyhisselam'ın uyguladığı tarzda biz şimdi iftar sofralarına oturduğumuz zaman yemek yarışına hepimiz giriyoruz. Ne kadar yıl içerisinde yemediğimiz yağlı, efendime söyleyeyim proteinli, tatlı, hatırınıza ne geliyorsa karbonhidratlı yemekler önümüzde. Yani şimdi sanki biz bir yarışa kalkıyoruz. Böyle değil. Hakikaten o vücuda bu istirahatı yaptıracak tarzda sebze ağırlıklı hem az az sahurda, iftarda yemek suretiyle eğer bunu uygulama tarzına giderseniz inanır mısınız bir ay sonra hem kilo vermiş olacaksınız hem sağlığınıza %500 kavuşmuş olacaksınız. Dediğimiz şartlarda. Anlatabildim mi? Oruç nedir dediniz? Oruç imsak vaktinden akşam güneşin grubuna kadar insanın yemekten, içmekten bir takım münasebetlerden beri olmasıdır. Kendisine helal olan efendim işlerin haram olmasıdır. Yeme helaldir. İçmek helaldir. Efendim bir insanın nikahlı zevcesiyle bir arada olması helaldir. Ama o işte imsak vakti dediğimiz imsak vaktine gece bir noktaya kadar gider gündüzün başladığı çizgidir. İmsak budur. Gündüzün yani karanlık devam eder ama o noktada karanlık bitmiştir. Bir anda gündüzün aydınlığı başlamıştır. Gene karanlık sürüyor. İşte o noktanın adına biz imsak diyoruz dini literatürde. Yani gece ile gündüzün buluştuğu nokta. Oradan başlar orucun vakti. Nereye kadar devam eder? Akşam güneşin grubuna. Güneş batar. Efendim o ana kadar İşte o dediğimiz fiillerden bir Müslümanın uzaklaşmasıdır.
yemek yememesidir. Su içmemesidir. Efendim, ne bileyim, hanımına yaklaşmamasıdır. Kısaca bu zaman içerisinde geçirdiği vaktin adına bu şekilde niyet tabi dediğimiz gibi mühim, oruç diyoruz. Bunu başta belirttiniz zaten, evet, hocam. Oruç diyoruz. Bu noktada hocam, orucumuzu bozan, orucumuzu bozmayan hususlar var. Bunları tabi bunlar da mühim. Ramazan-ı Şerif'te bizi takip eden kardeşlerimiz bunları da öğrenmek ister. Ya biz ne yapsak orucumuzu bozuyor, ne yapmasak orucumuzu bozmuyor. Bizim de tabi senede bir defa uygulama alanımız olduğu için Ramazan mevsiminde, dilerseniz bunlar fıkıh konusudur. Böyle tek tek okuyarak atlamadan bizi takip eden kardeşlerimize bunu güzelce öğretelim. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren haller. Bir de orucu bozuyorsunuz, kefaret oluyor. Yani kefaret ne demek? Bozmanıza mukabil tutmanız gereken oruç. Kaç gün o oruç? 61 gün neyle? Bak, bir günü bozdunuz, yani kefaret işlediniz. O günün onu kaza ediyorsunuz. Bir de 60 gün onunla birlikte oruç tutuyorsunuz. İkisi birlikte ne olmuş oluyor? 61 gün. Ha, orucu bozduğunuz zaman 61 gün gerektiren haller var. Bir de orucunuzu bozduğunuz zaman sadece kaza yapmanız gerektiği haller var. Biz isterseniz kazadan başlayalım. Ondan sonra diğerine geçelim. Bakınız, mesela abdest alırken boğaza suyun kaçması. Boğazınıza su kaçıyor ve siz de bunu yutuyorsunuz. Bu sizin orucunuzu bozar ama kefaret değildir. Gününe güne dersiniz. Burada önemli bir husus var. Orucunuzu bozduğunuzu bildiğiniz halde akşama kadar da yemeyeceksiniz. Oruca devam edeceksiniz. Oruca tutuyormuş gibi devam edeceksiniz. İki, kulağa yaş ilaç damlatmak, derideki yaradan içeri girecek ilaç koymak. Yani vücuda herhangi bir ilaç nev'inden bir şey zerk etmek, dahil etmek. Vücut bundan istifade etmeye başladı mı, bu orucu ne yapıyor? Bozuyor. Ama ne yapıyor? Kefaret yapmıyor. Kefaret olmuyor. Artı vücuda iğne ile ilaç ve aşı şırınga etmek. Mesela öğrenciler okullarda aşı oluyorlar. Ha, oruçluyken çocuklara aşı yapmamak lazım. Niye? Eğer bu aşıyı yaparsanız o takdirde çocuğun orucu bozulmuş olur. Bir insan kendini zorlayarak ağız dolusu kusarsa bu da orucunuzu bozar. Kağıt, pamuk, ot, pişmemiş pirinç darı, mercimek tanesi gibi ilaç ve gıda olmayan bir şey yutmak. Bunu da aldığınız zaman orucu bozulmuş olur. Dişlerinizin kanamasında yalnız kanı veya tüklükle aynı miktarda karışık kanı yutmak. Dişinizi kanatıyorsunuz, ondan sonra onu yutuyorsunuz. Eğer dişiniz kanarsa mutlaka onu dışarı atmanız lazım. Bu kanı vücudunuza dahlediyorsanız bu da demek orucunuzu bozuyor. Bunlar fıkhi kurallardır. Yani bana göre, sana göresi yok bu iş. Hangi mezhep imamına gidersen git, bunlar hepsi aşağı yukarı aynıdır. Artı, güneş battı, ezan okundu zannederek iftar vakti gelmeden orucu açmak. Güneş batıyor, sofrada oturuyorsun. Faraza birisi diyor sana ki ezan okundu. Sen de besmeleyi çekiyorsun, başlıyorsun yemeğe. Tam yemeğin ortasına geliyorsun ve hoca efendi Allahu Ekber diyerek, yahu ezan yeni okunuyor oğlum, sen yanılttın bizi. Ha, orucunuz sadece bozulur, kefaret gerekmez. Anlaşıldı mı? Diğer, oruçlu olduğunu unutup yiyip içtikten sonra orucum bozuldu diyerek tekrar yemek.
Şimdi orucunuzu unutuyorsunuz. Yiyorsunuz, karnınızı da doyuruyorsunuz. Bu şekilde olursa orucunuz bozulmaz. Unuttuğunuz halde. Ama benim orucum bozuldu diyerek, unutarak yedim bunu. Nasıl olmasa oruç bozuldu diyerek yerseniz, o zaman orucunuz bozulur. Anlaşıldı mı bu? Çok iyi anladım. Evet. Diğer bir husus, taharetliyken diyor, efendim vücuda su kaçırmak, taharet alırken. Ona da dikkat etmek lazım. Erkeklerin, hanımların buna dikkat etmesi lazım. Bir de birisinin orucu zorla bozdurulması. Geliyor adam, orucunu zorla bozduruyor. Bunlar tabii normal olmayan haller. Burada da orucunuz bozulur, ancak kefaret olmaz. Burnunuza sıvı bir ilaç damlatmak. Bu da burun yoluyla vücuda dahil olduğu için burada da orucunuz bozulur. Kazası gerekir. Eğer bir insan kolonyağını sadece koklarsa bu orucu bozmaz. Ancak kolonyağını burnunuzla çekerseniz o da ilaç hükmüne girer. Yani vücudunuza dahil etmiş olursunuz. Dişçiye gidiyorsunuz. Dişçi dişi çekebilmek için uyuşturucu, efendime söyleyeyim, veriyor. Bu da orucu bozuyor. Yani vücuda bir şey dahil oluyor. Böyle olduğu zaman genel kural olarak orucu bozuyor. Mesela hastaların, bilhassa bu tansiyon hastalarında dil altı almaları, bir takım bunu yutması, ilaç nevinden de olsa, bu da orucu ne yapar? Bozar. Kadınların ve erkeklerin ilaç olarak fitil kullanmaları orucu bozar. Fakat guslu gerektirmez. Efendim, şimdi bir de burada orucu bozup hem kazayı hem kefareti gerektiren haller var. Bunları da okuyalım mı? Ramazan ayında oruçlu olduğunu bildiği halde ve imsaktan önce niyetliyken gündüz bir şey yiyip içmek. Niyet etti. Gündüze çıktı, başladı yiyip içmeye. Bu nedir? Bu hem kaza yaptı hem de kefaret. Yani hem kefareti 60 gün, kazası da bir gün, 61 gün oruç tutması lazım. Efendim sigara içiyor bilerek. Bu da kefareti gerektirir. Ramazan'ın bir gününde kaza lazım olan bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasten yine yaparsa kefaret lazım gelir. Anlaşıldı mı bu? Ağzına giren kar, yağmur ve doluyu isteyerek yutmak. Nasıl olmasa kar yağıyor, canım ne olacak bundan ne olur? Hararetini gideriyor, alıyor. Bu su içmek gibidir. Nasıl su içmek orucu bozar, kefareti gerektirirse bu da aynen öyle. Ama bilerek tabii, kasti olarak. Ama boğazına kaçtı, aynen boğaza kaçan su gibidir. O ne yapıyor? Sadece kazayı gerektiriyor. Az miktarda tuz yemek, bu da hem orucu bozar hem de kefaret. Burada şu hususu belirtmek lazım. Ülema yemediği halde tuzun tadına, bilhassa Ramazan günü hanımefendilerinin bakmasına müsaade etmiştir. Yemek yapacak, işte bu tatlı mıdır, tuzlu mudur, yutmadan dilinin ucuyla beraber tatmasına müsaade etmişlerdir. Ve bu müsaadede vücudun bir faydası da yoktur. Onun için müsaade ettiler.
Yani yoksa ulema ekstra bir şeyle ona bu imkanı tanımadı. Anlatabildim mi? Evet. Artı oruçlu olduğunu unutarak yiyen kimse, oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra orucun bozulmadığını bildiği halde yine yiyip içerse hem kefaret hem de kazası gerekir. Evet, bu husus böyle. Orucu bozup kazası gereken, orucu bozma efendim bozduğu halde kefareti gereken fiilleri de kısa da olsa özetledik. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Biz İstirham son olarak söylemek istediğiniz varsa onu. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii madden manen bir yıl geçirdik. Şimdi önümüzde çok ciddi manevi servet kazanma dönemine girdik. Nasıl maddi servet kazanıyoruz? Manevi servetle kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın cennetini kazanmak, Cenab-ı Hakk'ın cemalini kazanmak, Ehlullah'ın muhabbetini kazanmak, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in şefaatini kazanmak gibi bir mevsime girdik. Onun için bunlar müstesna zamanlardır. Mesela günlerden cuma farklı bir gündür. Aylardan Ramazan ayı, o da çok farklı bir aydır. Yani bunları vesair zamanla mukayese edemez. Kadir gecesi, bakın dedin hatırıma geldi. Çok farklı bir zamandır Kadir. Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir. Ve bu ayda, bu gece saklıdır. Genelde Ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinen Kadir gecesi, Müslümanların en fazla gece olarak itibar edip kurtuluşuna vesile olduğu gece. Ve bu gece yapılan ibadetler, 1000 ayda yapılan ibadetlerden daha eftaldir. Ha bunu biz demiyoruz. Bakınız, Kadir suresi, estağfurullah, inna enzelnahu fi leyletil kadr. İnşallah ileride o da işlenecek. Devam ediyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi hayrun min elfi şehr. 1000 aydan hayırlıdır. Ve o gece sabaha kadar melekler semadan yeryüzüne inerler. Allah'ı anan, ona kulluk yapan kullarıyla beraber olurlar. Onlara dua ederler. Tan yeri ağrına kadar selamet vaktidir. Duaların kabul olduğu vakit. Böyle bir gecenin de içinde bulunduğu bir aydır ne? Ramazan ayı. Tabii içinde bulunduğumuz, şimdi idrak ettiğimiz bu ay. Bu akşamı da Kadir bilerek onun için her gece en azından küçük de olsa bir Kur'an okumak, istiğfar etmek, salatü selam getirmek, kelime-i tevhid okumak, ne bileyim arkadaşlarınızla dini sohbetler yapmak, malayani dedikodulardan uzaklaşmak, gece namazları kılmak. Bu geceyi böyle değerlendirirsek ola ki o gecede Kadir gecesi olmuş olur. 1000 ay yapacağımız ibadetten daha eftal olan ibadetleri yapmış oluruz ki bu da o gecenin ihyasıyla efendim büyük bir manevi servet kazanmamıza vesile olur. Onun için Ramazan'ı bundan dolayı. Niçin bu gece o kadar eftaldir? Çünkü o gecede Allah'ın Kur'an'ı indi. Kur'an kitabı ilahi olarak en büyük kitaptır. Ama diğer kitaplar yok mu? Var. Diğerleri maalesef astıyla beraber oynanmış ve hakikatlerinden uzaklaştırılmış olarak. Fakat kıyamete kadar Kur'an'a noktasına virgülüne hiç kimsenin müdahale edemeyeceği
bir kitab-ı kerimdir Kur'an. Bu Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek de biziz. Anlatabildim mi? Ayet-i kerim. Böyle bir kitab-ı kerimdir. Onun için burada bir insanın hem dünya hayatında düzenli bir şekilde hiç kimseye zarar vermeden bütün insanlar hatta memnun edecek bir tarzda hayat yaşamasının koşulları, şartları var. Ve hem de bunu yaşarken Allah'la manen arasını bulmak. Her anla Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek ona hesap vereceği şuuruyla bir kul olma edasını insana kazandırmak. İşte böyle bir kitap Kur'an. Ha ben öleceğim, hesap vereceğim, dirileceğim. İstediğim en küçük bir sevabın karşılığı verilecek. Ve yine işlediğim en küçük bir günahın cezası verilecek. İşte bu muhakemeyi kula kazandıran, ezel ve ebed olan kainatın haliki olan Allah'ı kullarına tanıtan bu Kur'an, zati ve subuti sıfatlarıyla Allah'ı kullarının önüne bilgi olarak seren, ibadetle onu ona yaşatan Kur'an. Peygamberleri tanıtan, peygamberimizi tanıtan, bütün mükevvenatın sırlarını, varoluş gayesini, dengesini, değil mi? Bu kadar muazzam kainat var. Milyarlarca galaksiler var, yıldızlar var. Henüz daha ışığı dünyaya gelmemiş yıldızlar var. Bütün bunları ortaya koyan müthiş bir kitabı kerim bu Kur'an. Zerreden küreye kadar ilahi bir dengeyi kulun hem gözüne, hem gönlüne, hem kafasına, hem kalbine zerk eden öyle bir kitap ki bu ancak Allah'ın kelamı olabilir. İnsana söyleten o kitabın indiği gece, Kadir gecesi, işte bu ayda, Ramazan ayında. Onun için Ramazan çok farklı bir ay. Bir çocukken sevinirdik, eğlenirdik, atlardık, zıplardık, camilere, teravihlere giderdik. Cami cami dolaşırdık. Caminin saflarında çocuk yaşında koşardık. O zaman çok farklı bir gelenek de vardı. İnşallah bu gelenekler tekrar ihya edilir. İşte böyle bir mevsim Ramazan-ı Şerif. Eğer hocam müsaade ederseniz bir programda eski hatıralarınızı bir sizden arz edeceğiz ama. İnşallah o tabii öyle bir, iftar programı da inşallah beraber yaparız. Diyerek bizi takip edenlere tekrar hayırlı Ramazanlar ve iftarlar niyaz ediyor. Saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederim. İstirham ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bir Ramazan sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.